Merhaba arkadaşlar. Sündüz'ün Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bebek battaniyesi modeli başlayacağım arkadaşlar. Renkleri, uyumu, modeli çok güzel, harika, kolay ve bu modeli liflerde de kullanabiliriz arkadaşlar. Lif modeli de olur. Sizler istiyorsanız bebek battaniyesi, istiyorsanız lif yapmakta kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model. Evet arkadaşlar, ben şimdi yapımına geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. Böyle ilmeğimi attım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Eğer lif yapacaksanız arkadaşlar, mesela kare lif yapalım diyelim ki. Kare lif yapacağımız yani boyuta göre zincirinizi çekersiniz. Battaniye yaparsanız, bebek battaniyesi de yaparsanız yine battaniyeler 1 metre, 1 metreden fazla yapmak istiyorsanız da zincirinizi ona göre atarsınız. Ben şimdi model başlayacağım için arkadaşlar bir miktar zincir alacağım. Kısa bir modelle sizlere anlatacağım inşallah. Bu kadar yeterli benim için arkadaşlar zincir. Şimdi 1, 2, 3 zincir alıyorum dönmek için. 1, 2, 3 zinciri bırakıyorum yine burada. Bakın 3 zincir almıştım. 4. zincirimin içerisine bir trabzan yapıyorum. İkinci trabzan zinciri geçiyorum. 1, 2 ve 3 zincir alıyorum. Bakın. Pardon, 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir aldım, bir tane zincir bırakıyorum. İkinci zincire geçiyorum. Tekrar buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın, bir zincir alıyorum. Bir tane zincir buradan bırakıyorum. İkinci zincire geçiyorum. Tekrar buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 2, 3. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bir zincir, bir tane zincir bırakıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Birinci sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Bir zincir, bakın bir zincir bırakıyorum, ikinci zincire geçiyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir zincir bırakıyorum, ikinci zincire geçiyorum. Lif ipiyle olduğu zaman bu kadar dolgun olmayacak arkadaşlar. Ben bebe yünüyle yapıyorum ki hani battaniye modeli yaptığımız için. Şimdi buradaki ipimi burayı bırakıyorum arkadaşlar. Beyaz ipimi buraya bıraktım. Pembe ipimi alıyorum elime. Buraya üçlü fıstık yapacağız. Dörtlü arkadaşlar. Dört tane bakın bu şekilde ilmeklerimi aldım. Yan tarafa geçiyorum. Bir, iki, 3, 4. 4 tane de buraya aldım. Fıstıklarımın hepsini bir kapatıyorum. Bakın. 1, 2, 3 zincir alıyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Bakın. Birini buraya 1, 2, 3, 4. Hemen yan tarafındaki kutuya geliyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane fıstığımı da bu şekilde hepsini birden alıyorum. Bakın arkadaşlar burada ipim düğüm çıktı. Burayı da içinden yürüteceğim. 1, 2, 3 zincir. Tekrar doladım. Bakın buraya tekrar yaptığımız yerin aynı yerine 1, 2, 3 ve 4. Tığıma doluyorum. Hemen yan tarafına geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini bir alışta bakın bir çıkarıyorum. Bakın.
1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 8 tane oluyor. Hepsini bir alışta alıyorum. Bu şekilde kapatıyorum fıstıklarımı. 1, 2, 3 zincir alıyorum. Tığıma doladım. Bakın buraya tekrar 1, 2, 3, 4. Yan tarafa geçiyorum. 1, 2, 3, 4. Dördünü bir kapatıyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı da bu şekilde yapıyoruz sıra sonuna kadar. Battaniye yapacağımız için bu şekilde dolgun oldu. Lif ipiyle yapacaksak yine lif ipiyle daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi buradan 3 zincir alıyoruz. Tekrar bu şekilde devam ediyoruz. Ama ben devam etmeyeceğim için buraya trabzan yapıyorum. Bu şekilde sabitliyorum ve beyaz ipimi içinden geçireceğim şu şekilde arkadaşlar. Çünkü şimdi devam edeceğiz beyaz iple. Buraya bir zincir alıyorum. 2 3 zincir alıyorum. Geriye dönüyorum arkadaşlar. Buraya bakın zincirimin içerisine buraya bir zincir, bir trabzan yapıyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 bir zincir 1 2 3 trabzan. Bakın bu şekilde bir zincir 1 2 3 bir zincir 1 2 3 trabzan. Bir zincir son trabzanlarımızı da yapıyoruz. 1 2 3. Bakın. Bir zincir alıyorum. Burada zincirim vardı. Yine buraya şu şekilde trabzanla burayı uzatıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi üst sıraya geçtiğimizde ise burayı da renkli bir iple gidebiliriz. İsterseniz aynı renkle de yapabilirsiniz. Ama renkli iplerle deneyelim arkadaşlar. Üst sırayı da renkli bir iple yapalım. Şimdi lacivert bir ip takacağım arkadaşlar. Bakın 1 2 zincir aldım. Bir doladım. Bakın 1 2 3 4. Tekrar doladım. 1 2 3 4. Bakın hepsini bir topluyorum. Bu şekilde iki tane fıstık yaptım. 1 2 3 zincir aldım. Bir doladım. Bakın 1 2 3 4. Bir doladım. Yan tarafına geçiyorum. 1 2 3 4. Hepsini bir topluyorum. 1 2 3 zincir. Bir doluyorum. Bakın hemen bu bir yere iki defa yapıyorum. 1 2 3 4. Hemen yan tarafına geçiyorum. 1 2 3 4. Bir çekişte alıyorum arkadaşlar. Bakın. Siyah olduğu için çok net belli değil ama çok güzel oluyor. 1 2 3 zincir. Hemen buraya dibine yapıyorum bir tane fıstık. 1 2 3 4. Hemen yan tarafına geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Hepsini bir topluyorum. 1 2 3 zincir alıyorum. 1 2 3 4. Yan tarafına geçiyorum. 1 2 3 4.
4 tane, hepsini 8 tane oluyor, topluyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir alıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum kenar için. Bakın arkadaşlar, bu şekilde çok güzel ve çok kolay bir model. Ben çok beğendim yani. Bebek battaniyesi olur. Yapalım, videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şimdi buradan beyazımı alıyorum. Bakın, beyazdayım. 2 zincir aldım. Buraya bir trabzan yapıyorum hemen dibine. Bakın. Bir zincir aldım. Buraya, bakın tepeye, şuraya, fıstığımın tepesine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir aldım. Hemen yan taraftaki fıstığımın tepesine bakın, şuraya. 1, 2, 3. 3 tane trabzan da buraya yapıyorum. 1, 2, 1 zincir alıyorum. Hemen yan taraftaki fıstığımın tepesine 1, 2, 3 trabzan. 1 zincir, hemen yan tarafa geçiyorum. 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. 1 zincir alıyorum. Bir yandaki fıstığımın tepesine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir buraya, bakın şu şekilde buraya da sabitleyebilirim arkadaşlar. Şöyle yapalım. 1, 2 çekişli bir trabzan yapıyoruz. Burayı da bu şekilde bitiriyoruz. Bakın. Şimdi beyaz ipimiz burada kalıyor. Buradan pembe ile devam ediyoruz. Buraya kadar. Tekrar buradan beyazla dönüş yapacağız. Yani beyazı hiç koparmıyoruz arkadaşlar. Bakın. Buradan başladık. Buradan geldik beyazla. Buraya çıktık. Buradan geldik. Buraya çıktık. Buradan bu şekilde yukarı çıkar. Bu şekilde devam ediyoruz. Ama renkli yaparsak bu iplerimizi gördüğünüz gibi artan ipleri de değerlendirmek adına çok güzel bir model gerçekten. Ama keşke şu arayı da açık bir renkle yapsaymışım arkadaşlar. Şahane güzel oldu. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz videolarımdan anında haberdar olursunuz. Her gün yeni modelle, yeni bir videoyla sizlerleyim arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın arkadaşlar.